sen mi yaptın, babandan mı kaldı, dedenden mi kaldı, tamam. Kaç yıldır? Aynen öyle, aynen öyle. Ne yavrum aynen işte. Yani söyleyeceğim. Söyleyeceklerim aynen. Aramız açık. Şu anda açık. Olsun. Tamam, biz doğal. Sıkıntı yok. Evet. Her şey doğal. Şimdi odamız tarihi bir odadır. Bu dolapları, taşı, ocak eskiden burası şömine olarak kullanılırdı. Aşağıdaydı. 200 metre aşağıda. Tavanı vardı. Tarihi bir tavan. Ama sökerken beceremedik. Öyle söyleyelim. Ancak bunları aldık getirdik. Ve dedemin de vasiyeti vardı. Çakırım Ömer dedikleri. Ömer Güneş'in. Odamı yapacaksın. Hakkımı helal etmem demişti. Ve biz de bu malzemeyi sakladık 97'de. Evet. Burayı yaptık. İşte yerleştirebileceğimiz kadar yerleştirdik. Tavanını getiremedik. Her şeyi orijinal. Ona da dedesinden kalma. Ona da babasından kalma. Yani Mahmut Kaderler'miş. Çakır dediğimiz kişi. Hayırsever bir insanmıştı. Allah rahmet eylesin. Şu çeşmeyi o getirmiş. İleriden. Allah razı olsun. Köyün eskiden bulguru yapılan seteni var. O yaptırmıştı aşağıda. Şimdi kaldırıldı. Odası ve hanesi açıkmıştı. O şekilde yapılmış. Dedem kullanmış. Ondan sonra biraz biz kullandık. Ev yukarıya çıkarınca buraya taşımak zorunda kaldık. Rahmetli'nin de vasiyetini yerine getirdik. Böylece biz de rahatlamış olduk vicdanen. Evet, çok güzel abi. Evet. Bu şekilde. Burası merkeze bağlı Gevrek Köyü. Şu anda harman yerindeyiz. Yukarısı bizim kendi harmanımız, Hanifi Güneş'e ait olan yer. Dedemden kalma. Aşağılar Çağır'ın Haşim, onun oğlu Ferhat Güneş vardı. Onlar hala da yine çocukları geldi kullanıyorlar. Burada pato satarız işte. Eskiden tırpanla biçerdik hepsini. Patosla döverdik. Ama şimdi onların hepsi bitti. Biçer geliyor. Saman makinesi geliyor. Hepsini bir şekilde hallediyoruz. İşte bir 15-20 günde işleri bitiriyoruz. Komşuların evleri, harmanları. Bizim yerli kömürümüz de bu aşağıdaki görünen. İsmi kokar yakıttır yani. Köylüce tezek. Artık var ya köylerde şey yaparlardı. Böyle gazdağının içine basarlardı. Kerpiç. Kerme yaparlardı. Kerpiç. Kerme koyunlarınki. O kendi çiğner. Değil kerpiç mi? Büyük başlarınki çiğnerlerdi böyle hanımlar. Kerpiç diye evi yaptıkları o ayrı. Diyorum. Toprak kerpiç o. İki var. Tane kerpiç. Bir tezek kerpiçi. Teza şey mi diyorsunuz? Kerpiç mi diyorsunuz? Kerpiç büyük başlardan yapılan. He. Tışkısından yapılan. Kerme ise koyunların kendisi çiğnediği o kesilir yaşıken. Kurutulur, o yakılır. Yani kokar yakıt. Anladım. Gevrek güzel, Köyü'nün güzel. Yani taş kömürü. Aşağıdaki Şerafettin Güneş'in evi, Ahmet Karaslan'ın evi, Salih Güneşer'in evi, yukarısı imam evi. Benim muhtarlık dönemimde yapıldı, köy konağıydı, imam evine çevirdik. Burası işte Salih Güneş'e ait bahçe. İşte burası da diğer komşuların bahçeleri. Aşağısı Ertuğrul Güneşer'in bahçesi, Salih Güneşer'in. İhsan amcam vardı, İhsan Güneşer. Ahmet Mütü Güneşer'in babası, bu arazi onların bahçe. Alt taraf abi, cami. Ondan sonra Hüseyin Güneş'in evi, ilk ev. Karşısı Süleyman Tufan vardı, onun evi. Şu hemen yakında olan Fazlı Doğru'nun evi. Yukarıda olan Hüseyin Tufan'ın evi. Yeni geldiler, onlar da yeni canlandırmaya çalışıyorlar. Gitmişlerdi Yozgat'a. Ondan sonra Hüseyin Doğru, Süleyman Tufan, Hüseyin Güneş, Cami, İhsan Güneşer, Bekir Güneşer'in komple işte çocuklarının bahçeleri. Bu şekilde karşıda görünen araziye karşı deriz. Köyün yamacı. Onun önü, ilerisine kömün önü deriz. Bağlar. Eski bağlarımız. Yukarıya doğru geçince kurt deliği, kum tarla, ısıtma, Katranlı Tepesi. Oralar heklik ve nohut ekildi şu anda. Daha yukarısı eski Yozgat yolu mevkii. Ondan sonra bu taraf Argacın Bel deriz. Karşıda olan yamaç Katran Tepesi. Eskiden burada orman çok olduğunda orada katran yaparlarmış. Yel değirmeni varmıştı yukarı tepede tam. O abi şekilde. Bu taraftaydı abi. Eskiden üzümünüz, bağınız var mıydı? Bağlarımız karşıda. Karşıda mıydı? Bu karşı kömün önü deriz. Tüm bağ idi oralar. Aşağıdan ağrı.
Daha abi aşağıda. Şimdi köyde kimsenin bağısı kaldı mı? Bağlar var da bakan yok. Bak mı yok? Belle mi yok? Buda mı yok? Babalarımız ne demiş? Bakarsam. Aşağıda olur. Çağırın aşağı derik. Güneşlerin bağı komple oradaydı ve başkurtlarınki. Ondan sonra işte Topal'ın dere mevkii deriz ekin olan bölgeye. Yine böyle yamaç. İşte Katıran Tepesi'ni ormana vermiştik. Onu da şu anki muhtar durduruyor. Ormana da yaptırmıyor. Engellemeye çalışıyor. Ben kendi dönemimde anladım. Ormana tahsis etmiştim. İşte arazimizin yapısı da böyle işte. Gevrek adını da buradan alıyor. Oldukça kıraç ve sert evet. olduğu için Gevrek. Evet, İsmi Gevrek. Evler kimidi? Onları bir saydım. Orada bir anlat bakayım sen şu. İşte yıkılan evler. Eski yıkılan onlar var ya loğuyla loğuluyor ya böyle. Hüseyin Güneş'in eviydi orası. Ha. Orası Hüseyin Güneş'in evi. Hep yıkılmış, ören oldu. Aşağısı Hacı Gözel'in evi. Hı. Daha aşağısı caminin orası. İşte bu taraf Süleyman Tufan'ın evi. Fazlı Doğru'nun evi. Hüseyin Tufan'ın evi. Bu şekilde şu anki görünen yerler bunlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin ya, kaynananız severmiş, buyurun. Kaynanan nasıl seviyormuş, çay bizsiz içiyoruz. Fazlı Doğru'nun evi burası. Buyurun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bunlar da çay içiyorlarmış. Kaynanamız seviyormuş böylece. Geldik bakalım. Çay içelim, hayırdır, neyin çekimi bu? Yozgat'tan geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Onun çekimini yapıyorlar, köyümüzün tanıtım filmini yapıyorlar. Sesleri duyunca biz de buraya gidip. Tamam. Konuşmak istersen buyur. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz buraya teşvik ettiğiniz için. Her şey için köyümüz adına. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Doğru. İyi Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Sağ olun. Sağ olun. Çay ikram edelim mi? Çay içer misiniz? Çay dışarıda bekliyorlar. Onun için biz çayı başka zaman içek inşallah. Selam göndermek istersen yurt dışından. Valla bütün eşe dosta çokça selam bizden. Bizi tanıyan bilene. Çoluk çocuk torun varsa. Torunlarımıza gelinlerimize. Yok dışarıda. Çay cumada İzmir'de İstanbul'da bütün akrabalarımı öpüyorum yani. Candan kucaklıyorum hepsini de. Oradaki gurbetçi arkadaşlarımıza, memleketlimiz, köylümüz. Hep buracı. Oldu. Teşekkür ettik. Oldu, hayırlı hadi. Günler olsun selam sizlere de. Için. Siz de hoş geldiniz Nuret. Pekala. Burası da Gevrek Köyü'nün camisi. Eski camimiz vardı. Ahşaptan yapılma. Ama sene 96'da Mithat Tunçok'un girişimleriyle Ferhat Güneş, Mithat Tunçok, Hacı Bahri, Hacı Güneşer bunların girişimler ve çalışmalarıyla camimiz yeniden hayata geçirdiler. Değerli ve kıymetli bir imamımız vardı. Osman Şahiner Sorgunlu Hoşumlu Köyü'nden. Allah razı olsun onun emekleri çoktur. 1996 yılında sıfırdan büyük bir cami yaptılar ve yaptırdılar. Allah herkesin hayrını da kabul etsin böylece. Cami şahane bir camimiz var. Çeşmemiz var. Güzel akıyor. Yine benim dönemimde suyunu canlandırdık. Daha çoğalttık. Geliştirdik. Yan tarafta olan işte köyümüze taziye evi yapıldı yeni dönemde. Orası da taziye evi olarak kullanılıyor. Şu anda köyümüzün merkezi bura. Bu şekilde.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Gevrek Köyü'ndeyiz. Yine Gevrek Köyü sakinlerimizle röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda da yine bir amcamız var. Amca, ne örüyorsun? Otururken bakıyorsun şöyle, ne örüyorum, sen ne yapıyorsun? İyisin. Yediğin içtiğin senin olsun, ömrünü neye harcadın anlat bakayım. Ömrümü şuncadır yere harcadım işte. Ya, çiçeklerin de bayağı güzel ha. Halan mı dikti bu çiçekleri? Halan dikti, benim şeyim yok, ilakam yok. Yani yuvayı dışı kuş kurar dedikleri bu mu oluyor? Bu işte oluyor yani. Öyle mi? Anlat biraz kendini bakayım. Çoluk vallahi, çocuk var mı? Çoluk çocuk azdı, 10 taneydi. Azmış doğru. Üçü vefat etti. Allah rahmet eylesin. 7 tanesi duruyor olsun hayatta. Halam nereli? Halam Yudanlı. Yudan. Yozgat'ın Yudan köyünden. Aşağıda. Şurada, Gelinkulu tarafında. Tamam. Orası Sorgun'a mı bağlı, Yozgat'a mı bağlı? Sorgun'a bağlı. Sorgun'a mı bağlı? Sorgun'a bağlı, he. Anladım. Yozgat'a değil mi? Yozgat'a bağlı. Yudan Yozgat'a bağlı. Değil mi? O fındık ağacını kim dikti buraya? O fındık ağacını Ankara'ya giden uşaklarım dikti. Değil mi? Kaç yıllık yani bu fındık ağacı? 96'da dikildi. Hangi sene verimli oldu bunun fındıkları? Vallahi burası çok geç verdi. Şurada salkım soğut vardı. Salkım soğuttan büyümedi. Onu kesmeyince vermedi. Bahçedekiler verdi. Bura vermediydi. Onu kestikten sonra verdi burada. Çocuklar nerede şimdi? Çocuklar şimdi ikisi Ankara'da. Biri Yozgat'ta. Kızlar da her biri bir yerde yani. Evet. Onlara bir selam gönder şöyle. Televizyonumuz aracılığıyla. Hepsine de selam olsun. Senin meslek neydi? Emekli misin sen? Ben çiftçi olarak emekliyim. Değil İnşaatçıydım. Mi? Çoğu mu arazi ne kadar? Arazi var 49 dönüm. Azmış yine. Azmış. Ekiyor mu bari? Yeter yok. Hiç çiftliğim yok daha. Sulak arazin var mı? 78 yaşındayım, çiftliğim yok. Çok oldu. Yok mu? Yok. Zaten. Şurada bir 400 metre yerim vardı. Oraya ekiyordum evvel. Sulaklıydı. Hastalandıktan sonra orayı da bıraktı. Tamam öyle de bitti. Peki amca buraya niye Gevrek Köyü demişler? Vallahi orasını bilmiyorum yani. Niye Gevrek Köyü dedikler? Ne olacağını hiçbir şey bilmiyorum. İyi hadi bir el salla bayım şöyle çocuklara, torunlara biz el salla da şöyle. Hepsine selam olsun benden. Yeter bu kadar değil mi? Yeter lan. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Dostlar beni hatırlasın. Aynen. Evet. Aşık Veysel öyle demiştir. Al abi mikrofonu vereyim bir abimi de sen konuş. Evet. Şöyle bir abimi tanıt bakayım. Bu da köyümüzden. Sen sor ben söyleyeyim ne diyorsan söyleyeyim yani. Valla ne yaptın, ne ettin? Sen kaç yaşındasın? Çoluk çocuk bunları bir anlat bakalım Ertuğrul abi. İsmim Ertuğrul Güneşer. Evet. Ben bu köyden Hasan'ın Bekir derler. Onun oğluyum. 1960 doğumluyum. Köyde 12 yaşındaydım. Köyden çıktım. Evet. Devlet memuru, emekli oldum. 29 sene çalıştım. Şu an için emekliyim. Maşallah, köye maşallah gidip geliyorum. Mesela bu yani. Çocuklar neredeler? Ne yapıyorlar? Benim iki oğlum var. Biri 1983 doğumlu. 37 yaşında. Ay maşallah. İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Ay maşallah. Küçük de 26 yaşında. Şu an için öğrenci. Evet. Okay. O da daha aktif bir görevde de şu an için yüristen dolayı yanımızda beklemede. İnşallah o da görev alır. İnşallah tabii inşallah. Yeter ki Allah sağlık sıhhatlik versin. Amin cümlesini. Amin. Amin. Oldu. Teşekkür tamam. Ettik. Bir şey diyeyim. Bol bol selamlar. Sen sor bana olsa söyleyin. Yurt dışında olan komşularımıza, yurt dışında olan köylerimize, tanıdıklarımıza, eşe dostu bol bol selamlar. İl dışında olanlara sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler dilerim. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Tanıdığın herkese gönder isteyecekler. Başlayayım mı? Başla. Bütün vatanımıza selam olsun. Vatanda bütün milletimize, devletimize, Mehmetçiklerin, polislerin, askerlerimiz Allah'ım korusun. İçisi yavrularımı korusun. Benim 6 oğlum vardı. 3'ünü verdim. Allah mekanı cennet olsun. Yattıkları yer nur olsun. 3 oğlum kaldı. 4 kızım var. Allah işlerini güzel rast getirsin. Hayırlı ömürden yaşamayı nasip etsin. Cümlenizle beraber.
Kuzum işte ben 74 yaşındayım. 54 sene oldu düğünüm olalı. Yavrularımı çok çile çektik, yokluk çektik, zulüm çektik. Büyüttüm, besledim. Allah'ım üçün elimden aldı. Üç oğlan, dört kızım var. Allah onları uzun ömür yaşatsın. İşte çileyle geldik, çileyle gidiyoruz. Allah bizi de ele hoca koymasın. Şundan bizi ele hoca koymasın cümlenizle beraber. Diktik, biçtik, yedik, giydik, gezdik. Yalan dünyada gün gördük. Çile çektiysek çektik kuzum. Allah hepiniz uzun ömürlü yaşatsın. Ben Yudan köyündenim. Anamın adı Leyla, babamın adı Dursun. İki kardeşim adım vefat etti. Dört bacıyık duruyor. Annem yok, babam yok, kardeşlerim yok. Bir Allah'tan başka kimsem yok benim. Eşim vardı, eşim vardı. Vallahi eşimi de beni de Allah kimsenin eline koymasın. Birbirimizi sürükleyene böyle gideceğiz kuzum. Allah hayırlı ömür yasak. Ya iyi günümüz, kötü günümüz. Bu çiçekleri, bu gülleri hep ben diktim. Ben çiçeğe güle pek meraklıyım. Allah mahretimi de böyle çiçek gider inşallah. Hadi Allah'a emanet ediyorum. Vatanımıza, sahibim, milletimize hayırlı ömürlerine yaşamayı nasip etsin. Hadi Allah'a işte hepinizin işini gücünü rast getirsin. Hepinize Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hani bu oğlan da benim oğlumun arkadaşı. Hüsnümün yerine koydum. Allah bunu uzun ömürlü yaşatsın. Amin cümlesiyle. Gidiyorsanız bir öbür tarafa geçelim. Yine böyle evler. Ha tamam. Ha şu inşa Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar da Yozgat'tan gelmişler. Köyümüzün tanıtımı için film çekiyorlar. Ya işte böyle konuyu, komşuyu, evleri ondan sonra çekiyorlar. Geldiler. Mukaddes ablam. Halam anlatmayayım. Halam kim? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Hayatın nasıl geçiyor? Şöyle bir kameraya bakaraktan biraz bir konuş bakalım. Nasıl geçecek? Ne olacak? İhtiyarlık. İsmin ne senin? İhtiyarlık babam. İsmin ne? Mukaddes Güzel. Ha, Mukaddes Güzel. Ha. Kameraya söyle şöyle. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 81. 81 yaşındasın Mukaddes abla. Eşin vefat etti. Mustafa dayı. Hani ben soruyorum öylesine. Sen de cevaplayacaksın. Biliyorum aslında da. Hani böyle şey olarak sunucu olarak adını soyadını aldık. Mukaddes Doğru. Güzel dedi. Nasıl geçiyor? Hayatın nasıl? Memnun musun? Memnunum evimde. Abş abi iyi bakıyor musun Abş abi? Ya iyiyim ondan. Yok bakmıyorsa şurada kameraya söyle hemen. Yok canım yok. İyi bakıyor. Kameraya ne ben bir şey yok ben ondan. Allah razı olsun iyi. O beni götürmeyecek ya koymayacak ben ondan geçer miyim? Allah razı olsun Allah razı olsun. Senden geçmiş. Ondan geçmem ben. Bak. Senden geçiyormuş. Yok geçmiyor geçmez. Çok memnunumuş. İyi bakıyor o diyor. O beni etmek sonrasını oturmayacak beni almaz. Bak gördün mü? Allah işini rast getirsin. Ya, dua et şöyle amin. Bir işini gücünü rast getirsin Allah diyorlar. Allah işini gücünü rast getirsin Kabe'leri nasip etti. Amin cümlesine. Allah kurban olduğum Allah. Çoluk çocuk kaç tane? Çoluğum çocuğum işte kaç çocuğum var? 6 tane. 6 tane. Oğlan kız? Oğlan kız işte 4 oğlumla 2 kızım var. 2 kızım var. Biri vefat etti. Birisi öldü ya. 3 kız. Yok 2. 2 kız. Limonla şey hatından 3 tane kız. Yok hatından şey Melek. Melek bir de Limon abla. Öldü ya. Olsun ölsün canım yani senden doğdu ama sonuçta. Benden doğdu. Abdullah abi.
Ali abi. He. Yusuf. Yusuf. Bir de Hacı. Hacı. He, bunlar da oğlan çocuklar. He, dördü oğlan. Torunlar var mı diyorlar bak böyle. Torunlarım mı? Torunlarım. Altı tane kız var. İsimlerini bir say bakayım. Biliyor musun isimlerini? İsimlerini mi? He. Mani. Şöyle ayrı ayrı koymayınca saymaz kenara. Çünkü kalabalıklar. İyi. Torunlara bir el salla. Hadi torunlara bir selam söyle, bir el salla. Bak şöyle bir el salla buraya. Oldu. Oldu. Hayırlı günler olsun. Hayırlı ömürler olsun. Melek. Senin yaş kaç yaş? Bu da köyümüz sakinlerinden Abdullah Gözel. Abdullah Gözel 65 ne yaş yapıyorsun? 65. Ne yapıyorsun? Nasıl neyle meşgulsün Abdullah Gözel? Garaj yapıyor. He garaj yapıyor. Ne için kullanacaksın? Ne için? Malzeme koyacağım, motor malzemeleri. He motoru koyacağım, malzemeyi koyacağım. He başka ne koyacağım? He iyi. Harman da yaklaşıyor artık böyle evet. Hazırlıklar da başladı. Evet. Başka İyi. Ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah şöyle Allah yurt dışında, il dışında çocuklara, kızlara, damatlara, oğlana bir bol bol selamlar. Selam söyle şöyle. Hepsine bir. De selamlar. Bol bol selamlar. Hadi Allah razı olsun. Kolay hadi gelsin bile, sana hadi, da Abdullah hadi, abi. Bile. Diyorsanız da şu aşağılara çeşmeye zoom yapalım. Bak orada çeşme atıyor. Zoom yap. Ay ben nasıl tanıtayım kendime? Bir tanıt kendini ya. Ay ben tanıtma bilirim bana. Çocuk çocuk var mı senin? Aha dört tane. Neredeler? İkisi evli. İkisi de bekar, bir kız bir o. Torun var mı? Var bir tane. Elif. İsmi Elif. Elif. Bir tane mi var torun? Hı-hı, bir torunum var. Kızım da düğün oldu bir seneye yaklaştı da öbürü de olmadı çocuk. Çocukların ismini bir say şöyle. Semiha, Seher, Ömer, Ümehan. Neredeler bunlar? Biri Afyon'da, biri Sivas'ta. Sivas'ta. Bir selam gönder şöyle onlara. Ay onlara çokça selam söylerim. Hepsini döperim. Ne hazırlıyor şimdi bize abla? Yumurta. Yumurta pişiriyorsun. Çökelik sünmüyor mu? Sünüyor sünüyor da ben yapmadım onu. Çökelik sündüreceksin diye geldik biz. Yeşil ya. Soğan bile getirdik. Sen boş ver yumurtayı çökelik sündür. Bunu mu sündüreyim ben? Tabii biz çökelik sündürmesi arıyoruz da bulamıyoruz hiçbir yerde. Arayıp da bulamadığım bir şey. Ben de yumurta pişirecektim. Yok yok sen sünür mü ki? Üstüne yumurta kırarız olmadı sünmezse. Dur o zaman bir aşağı alayım o zaman. Ya ben öyle sünürecektim. Bir deneyelim bakalım. İnşallah sünür. Ya İnşallah sünür. Akrabalar var mı şöyle akrabalar uzakta, yurtdışında? Öyle onlara bir selam gönder şöyle hepsine bir say. Akrabalarım Ankara'da var. İki tane kardeşim var. Onlara falan onlara böyle çok bir selam gönder. Seni izleyecekler. Niye selam göndermedi diyecekler. Ellerinden öperim hepsini de. Şeker bacım var. Faruk abim var. Halil uzun var. Şakir Caner var. Bu kaçıncı kanalda gözükecek? Ha? İnşallah siner. Ben öyle yapacaktım ama pişirecektim. Açık. Şimdi açık kameramız. Hanım işte salata yapıyor. Gelenlere, arkadaşlara kahvaltı türü bir şeyler hazırlıyor. Onun hazırlığındalar. Şu anda ne yapıyor? Nazlı Yeşim. Eşim. Salata mı yapıyor? konuşmayla. Neyse salata orada kaldı. Şu anda köyümüzde memleketimizde meşhur olan sündürme. Çökelikten, peynirden yapılan sündürme. Bu sündürme nasıl yapılıyor Nazlı? Bunu yağla, yumurtayla, peynirle koyuyor. Yağ koyuyorsun önce. Yumurta, tereyağı koyuyorsun değil mi? Tereyağı, yumurta, akabinde çökelik. Nasıl tadı, lezzeti? Bilmiyorum ki vallahi.
İyi diyeceksin. Hani iyi diyorsun abla ya. Hanım utandığından biraz böyle yani çekingendir. Çok çekiniyor şu anda. Bu şekilde tabağa konur ve bu şekilde hazırlanır. Sündürmemiz budur. Böyle bizim için erinmeden, üşenmeden hiç sündürmeyi yaptı. Aynen öyle. Bu gelen misafirlere evet. Erinmez. Siz önceden haber verseydiniz saç çöreği yapardı. Saç çöreği çok lezzetlidir. Yani isterseniz elektrikte var. Ne tür yemekler yaparsınız mesela? Ne tür yemekler yaparız? Bu köyün neyi meşhur mesela? Arabaşı. Valla arabaşı Yozgat'ta meşhur köyde. En çok hangi yemekler denir. Yapılır bu köyde? Çörek yapılır, pazlama yapılır. Çörek, bazlama. Şu çöreğin tarifini bir ver bakayım. Çörek tarifi. Normal hamuru yoğurursun yaparsın. Evet, normal hamuru yoğurduk. Biraz beklettik. Hamurun içine ne katıyorsun işte? Sade maya ve duru suyla yoğuruyoruz. Sade maya, duru su. Bekliyoruz. Geldikten sonra yapıyoruz. Geliyor hamur böyle kabarıyor. Ondan sonra çörek yapıyorsun. Birkaç çeşit saç çöreği var, fırın çöreği var. He, ondan da yaparız. Bunları yapıyor. Haberim olsa bugün yapardım valla. Hatta ben de demiştim gel bugün yap diye. Tabii siz de gelmediniz. Bu da biraz gevşek kaldı yani evet. Bu konuda. Fasulye yemeği vardır. Bulgur pilavı vardır. Nohut yemeği yaparlar ondan sonra. Arabaşı çorbası çok lezzetlidir. Arabaşıdan hariç çorbası yapılır devamlı ondan sonra. İşte çeşitli düğürcük çorbası vardır. Sütlü çorba vardır. Sütlaç vardır. Sütlü çorba nasıl oluyor? Sütlü çorba. Sütlü çorbayı ilk defa duydum ben. Sütlü çorba yani o, sütlaç süt, dediğimiz. O düğürcükle yapılır. Düğürcükle yapılır. Yok bulgurla yapılır. Nasıl yapıyorsunuz? Bulguru koyuyorsun, pişiriyorsun. Ondan sonra sütü koyup iyice pişiriyorum. Tekrardan. Tekrardan kaynatıyorum. Sütlü çorba oluyor. Sütlü çorba. Sütlü çorba oluyor. Yanında bir baş soğan, birazcık pul biber döktüğün zaman çok lezzetli olur. Çok lezzetli olur. İşte onun haricinde kıymayla yapılan soğanlama derik. O biraz yumurtalı falan böyle daha lezzetli olur. O meşhurdur burada. Ondan sonra ne bileyim işte bunun gibi şeyler yemek çeşitleri işte Yozgat kültürü et yemekleri kavurması meşhurdur. Çok güzel kavurması olur köyümüzün. Bayanlar bu işi daha iyi yaparlar. Gözlemesi vardır. İşli derik biz. Gözleme. Ondan sonra özellikle ekmekler yapılırken katmer yaparlar. Ben sufrayı kurayım mı? Ondan sonra şimdi hemen sufra kurmaya gidecek ama bir iki kelime daha konuşsun. İkinizle birlikte bir tanıdıklara, akrabalara şöyle bir selam gönderin. Yurt dışında olanlara, il dışında olanlara, evet. Herkese selam olsun. Herkesin işi hayırlı olsun. Akrabalarımıza, yeğenlerimize, hepsine. Kayınlarımıza, dayılarımıza, herkese, eniştelerimize, ablalarımıza. Dayılarım var, 6 tane dayım var. Hepsine de selam edelim. Hepsine selam. Dayılarımın şöyle isimlerini sayarak bir hadi selam gönder. Mahmut Delibaş. Selam ederim. Hepsine selam ederim. Ahmet Delibaş, Hüseyin Delibaş. Ömer Delibaş, Turan Delibaş, Ömer Menduf Delibaş. Karga köyünden eşim, Karga köyünden kendisi Yeşilova bugünkü ismiyle. Kendisi oradan. Orada annesi babası da var. Onlara da bir selam. Köylülerine de bir selam göndersin. Evet şöyle anneye babaya da bir selam. Anneme ver. Babama da selam eder. Ellerinden öperim hepsini. Kaç yaşında anne baba? 80 yaşında var annem babam. Evet. Bu kadar. Tamam şöyle bir el sallayın hadi. Hadi. Gel bakayım anne. Gelin ya. Ya Berkan. Neymiş üstünün derdi? Kapat. Şuraya gir abi. Geç anne. Gel. Ben böyle karışık ev severim. Ben altı tane çocuk büyüttüm. Evet. Merhaba lan. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur sen, otur geç. Ayakta bekleme. Geliyor musun? Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Sağ olalım, yok çok şükür. Sen nerelisin? Ben Sorgunluyum. Ne mi? Nereden tanıyormuşsun? Bizim köy tanıtımına sponsor oldu da köy çekmemizi istedi. Ha. Gitmeden senin de bir konuşturak, bir kısa şeyini alak dedik. Sağ ol. Anlat bakayım anneciğim. Gel neler istiyorsun?
Ne isteyeceğim? Allah tasarruf kurban olsun. Yurt dışında, şehir dışında olan kişilere selam gönder istersen. He, onlara hep selam söylüyorum. Kimlerin var dışarıda? Kardeşimin çocukları var Fransa'da, Almanya'da. Ondan sonra onlara hepsine selam söylüyorum. Çocuklar. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Bak burada seni akşamleyin izleyecekler. Oğlum var. Akşam, yarın. İzmir'de oğlum var. Ondan sonra Bursa'da oğlum var. Hepsine selam söylüyorum. Kurban olsun yavrum. Allah hepsinin iyiliğini versin cümlesini. Amin amin cümlesini. Seni söylemek istediğin bir şey var mı abi? Tamam abi. Yoksa kapatayım görüntü. Tamam. Sağ ol abi. Gel salla bakayım hala. Öpücük at bari. Dışarıdaki çocukların anne. Kardeşimin çocuklarına. Her tamam. Hep hoşçuk kaldırın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.